Elektrooptik ve kızılötesi güdümlü füzeler gelişen teknolojiler nedeniyle askeri üsler, mühimmat depoları ve sivil stratejik tesisler için giderek daha fazla tehdit haline geliyor. Savunma şirketleri ise bu tehdidi bertaraf etmek için tek bir kurşun dahi atmadan çalışan yeni nesil silahlar üzerinde çalışıyor. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine dünyada sadece süper güç olarak ifade edilen ülkelerin elinde bulunan nazar lazer optik taarruz sistemini aldı. Türk savunma sanayi bir taraftan uzun menzilli hava, kara ve deniz füzeleri üzerinde çalışmalarını sürdürüp çok sayıda ürünü TSK'nın hizmetine sunarken bir taraftansa düşman füzelerinin kabusu olan sistemler üzerinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu projelerden biri ise Meteksan Savunma tarafından ortaya konulan Nazar Lazer Elektronik Taarruz Sistemi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde 2016 yılında başlatılan projede sona gelindi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistem testleri başarıyla geçti. Son testler de tamamlandıktan sonra Nazar, Ocak 2022'den itibaren TSK'da kullanılmaya başlanacak. Kritik proje kapsamında üretilecek olan kompleks sistem, uluslararası literatürde DIRCM, yani yönlendirilmiş kızılötesi önlemler olarak adlandırılan sistemlerle benzer olacak. Nazar projesinin hedefinin askeri üs ve tesislerle deniz kuvvetlerinin önemli platformlarının elektrooptik ve kızılötesi arayıcı başlığa sahip füzelere karşı korunması olarak ifade ediliyor. Sistem bunu yaparken de konvansiyonel sistemlerden farklı olarak lazer teknolojilerini kullanıyor. Dünyada süper güç olarak adlandırılan ülkelerin üzerinde çalıştığı bir teknolojiyi barındıran Nazar projesi, lazer fonksiyonel imha kabiliyetiyle Türkiye adına çok kritik bir proje olarak da gösteriliyor. Sistem, EO ve IR güdümlü mermileri tespit ve bu özellikteki mermilere karşı yönlendirilmiş lazer kamaştırma ve fonksiyonel imha teknikleri uygulama kabiliyetlerine sahip olarak geliştirildi. Böylece EO, IR güdümlü mermilerin uzak mesafelerden etkisiz hale getirilmesi mümkün olabilecek. Sistemin çalışması için ihtiyaç duyulan elektrik kendi jeneratörüyle sağlanırken harici bir güç kaynağına ihtiyaç duyulmuyor. Nazar sisteminin konuşlandırıldığı bölgeye yaklaşan EO veya IR başlıklı füze çeşitli dalga boylarındaki lazer kaynağıyla aydınlatılarak füze başlığında kedi gözü parlaması meydana gelmesi sağlanıyor. Sisteme ait kameralar bu parlamayı tespit ederek hedefi izlemeye alıyor. İzlemekte olduğu füze arayıcı başlığına yönlendirilmiş bir lazer ışını gönderilerek füze körleştiriliyor ve hedefini bulamaz bir hale geliyor. Projenin ilk etabında karada konuşlu nazar sistemi geliştirilerek özellikle askeri üsler ve stratejik sivil hedefler için EO-IR güdümlü füzelere karşı önemli bir koruma sağlanmış olacak. Tamamlanan nazar projesinin birinci fazının ardından savaş gemilerinin füze savunmasını üstlenmesi için Nazar Deniz adında deniz platformlarında kullanılacak versiyonu da geliştirilecek. Dünya genelinde Northrop Grumman, Leonardo Mises ve Elbit Sistem gibi firmalar tarafından üretilen DIRCM sistemler birçok hava platformunu hali hazırda korurken deniz platformları için benzer sistemlerse literatürde pek de bulunmuyor. Nazar projesiyle birlikte ülkemiz DIRCM alanında da bir ilki gerçekleştirmiş olacak. Nazar sisteminden daha küçük platformların da yararlanabilmesi için küçültme çalışmalarına ise 2021 sonu itibariyle başlanacak. Sistem sadece savaşta değil aynı zamanda barış zamanında da elektronik karşı tedbir sistemlerini geliştirmek ve denemek amacıyla bir test ve eğitim yardımcısı olarak da kullanılabilecek. Öte yandan Nazar projesiyle elde edilen yetenek ülke savunması açısından önümüzdeki 10 yıl içinde çok büyük bir değer oluşturacakken ortaya çıkacak ürünlerse dünya pazarında önemli bir ihracat kapısını aralayacak.